Teknolojinin son harikası premium akıllı lenslerden birazcık bahsedelim. Nedir bunlar? Evet, dediğiniz gibi gerçekten teknolojinin son harikası premium akıllı lensler. Neden? Çünkü bizi uzak, yakın, ara mesafe dediğimiz orta mesafe gözlüklerden ömür boyu kurtarıyor. Ömür boyu bir daha ne uzak gözlüğüne ihtiyacımız oluyor, ne yakın gözlüğüne ihtiyacımız oluyor, ne ara mesafe gözlüğüne ihtiyacımız oluyor. Bir daha numaralarımız hiçbir şekilde geri gelmiyor. Ömür boyu basit bir operasyonla 6-7 dakika süren bir operasyonla sadece damlayla uyuşturarak herhangi bir risk ve komplikasyon olmadan hastalarımızın çok konforlu bir şekilde ameliyat olarak kalkıp gittiği, birkaç gün içinde işine dönebildiği, günlük hayatlarını devam ettirebildiği ve ömür boyu Dediğim gibi bu mesafelerden kurtardığımız bir daha gözlük ihtiyacı olmayan bir ameliyat. Birçok avantajı var. Birçok hastalarımız açısından iyi tarafları var. Hastalarımız bu ameliyattan sonra ömür boyu gözlüksüz araba kullanabiliyorlar. Ömür boyu kitaplarını okuyabiliyorlar gözlüksüz. Telefonlarına, tabletlerine, bilgisayarlarına bakabiliyorlar. Televizyon izleyebiliyorlar. Ömür boyu bir daha gözlük Çıkar dertleri olmuyor. 2-3 gözlük kullanma dertleri olmuyor. Büyük bir e, hayat kalitesi, evet. yaşam kalitesi sağlıyor. Eve ayrı, arabaya ayrı, e, iş yerine ayrı gözlük kullanımından ve masraflarından kurtarıyor. Aynı zamanda estetik de bir problem. Neden? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık yeni yaş skalasında 65 yaşı genç yaş olarak kabul ediyor. Evet, Biz 40'lı yaşlardan sonra yakın gözlüğü ihtiyacı başlayınca telefonumuz için yakın gözlüğü kullanmak, tablet için yakın gözlüğü kullanmak, bilgisayar için yakın gözlüğü kullanmak, kitap okurken yakın gözlüğü kullanmak hem kendimizi yaşlı hissettiriyor hem de etrafa yaşlılık hissi vermiş oluyoruz. Bunların hepsinden bizi basit bir operasyonla, sadece damlayla uyuşturarak kurtardığımız e, akıl lens ameliyatı uzak yakın gözlük ihtiyacı başlayan hastalarda en sıklıkla kullandığımız en başarılı operasyonlarımızdan birisi. E, Kaçlı yaşlarda yapılıyor peki? Şimdi e, akıllı lens akıllı ameliyatını evet. iki gruba yapıyoruz. Bir kataraktı olan hasta. Kataraktı gelişmiş hasta geldiği zaman diyoruz ki kataraktınız var. Bunun tek tedavisi ameliyat. Gözünüzdeki kataraktı alacağız. Yerine yeni bir lens takacağız. İsterseniz tek odaklı lens takalım. Yine gözlük kullanmaya devam edeceksiniz. Hı. İsterseniz premium akıllı lens dediğimiz uzağa yakını ara mesafeyi gösteren yeni nesil akıllı lenslerden kullanalım sizi hem kataraktan hem de gözlükten kurtaralım diyoruz. Hı hı. Bir de 40 yaş grubu var. Bunlar da yakın gözlüğü kullanmak istemeyen hastalarımız. Geliyorlar, hocam ben yakın gözlüğünden kurtulmak istiyorum. Yakın gözlüğü kullanmak istemiyorum. Artık gözlüksüz bir şekilde yakını görmek istiyorum. Uzağı görmek istiyorum. Ömür boyu olsun istiyorum. Hiçbir problem olmasın istiyorum. Risk olmadan, ömürlük bir şekilde bundan kurtulmak istiyorum diyen hastalara da kataraktı gelişmeden 40'lı yaşlardan itibaren bu operasyonu yapabiliyoruz. Böylece hastalarımızı ömür boyu uzaktan, ömür boyu yakından, ara mesafeden ve ileride gelişecek bir katarak ameliyatından da kurtarmış oluyoruz. E, Peki orta mesafe neden bu kadar önemli? Orta mesafe çok önemli. Çünkü günümüzün büyük bir çoğunu bu mesafede geçiriyoruz artık. Ve giderek de önem kazanmaya başlıyor. Hı hı. Tablet kullanımı orta mesafe, telefon kullanımı orta mesafe, evet. bilgisayar kullanımı orta mesafe. Araba kullanımı arabadaki göstergeler, göstergeler orta mesafe. Masa başı ofiste durduğumuz o süreçteki yaptığımız masa başı işlerin hepsi. şu an herhalde orta mesafe. Kesinlikle o orta mesafe. Evin içindeki bütün işlerimiz orta mesafe. Hmm. Dikkat ederseniz günlük Doğru. yaşamımızın %70'ini bu mesafelerde geçiriyoruz. Evet. Yani evet. görme ihtiyacımızın çoğunu orta mesafede karşılıyoruz. Hmm. Eğer hastanın ara mesafede, orta mesafede ve yakında görme bozukluğu başlamışsa artık günlük hayatının %70'inde gözlük takıp çıkarmak zorunda kalıyor. Ve bu da hastaların Hayat konforunu bir şekilde bozuyor. Bundan kurtulmak istiyor hastalar. Ara mesafenin önemi bu. Çok kullanıyor olmamız. Olmamız. Peki mesela operasyonu olan hasta hemen görmeye başlıyor evet, mu? Evet, evet. Akıl lens ameliyatının avantajı bu. Hastalarımız ameliyat olduktan birkaç gün sonra araba bile kullanabiliyorlar. Telefonlarını gözlüksüz okuyabiliyorlar. Kitaplarını gözlüksüz okuyabiliyorlar. Hatta ertesi gün muayenede hastalara biz bir yakın görme yaparız. En ince yazıları bile ertesi gün okuyabilecek duruma gelirler. Hatta e, bazen böyle 60 70 yaşındaki hastalarımıza ameliyat ettiğimiz zaman onlar artık evde gazeteleri ben okuyorum. Ee, onlar gözlüğünü bulana kadar verin verin ben okurum diyor hastalarımız. Ee, akıl lens ameliyatlarında dediğim gibi hemen ertesi akabinde görme başlıyor. Hastaların herhangi bir iş gücü kaybı yok. Birkaç gün içinde her türlü iş ee, yapabiliyorlar. Kendi hayatlarına devam edebiliyorlar. Bir istirahat ve nekaat süresi söz konusu değil. Peki daha önce katarak ameliyatı olmuş ama hala gözlük kullanan kişiler için şu anda bir tedavi yönteminiz var mı? Var. Geçen seneye kadar yoktu. Yeni mi bu? Geçen seneye kadar yoktu. Evet ve bu bizim için de önemli bir problemdi. Çünkü daha eskiden önceki nesil ameliyatlar, katarak ameliyatlarında mercekler tek odaklı mercekler. Hmm. Hastayı katarak ameliyatı yapıyorduk ama gözlükten kurtaramıyorduk. Hasta yine uzak ve yakında gözlük kullanmak zorunda kalıyordu. Hmm. Şimdi akıllı lenslerin çok uygulanmasıyla çok sık olarak yapmamızla bu hastalar memnuniyetlerini her yer ifade etmeye başladılar. Eskiden katarak ameliyatı olan hastalarda sık sık bize gelmeye başladılar. Ben katarak ameliyatı oldum, arkadaşım akıllı lens olmuş o görüyor. Ben göremiyorum hala gözlük takıyorum. Hocam bunun bir çözümü yok mu diyorlardı. Geçen seneye kadar yok diyorduk. Ama şimdi yeni lenslerimiz, ince bir lens, şapka lens dediğimiz lens Lenslerimizle katarak ameliyatı olmuş hastalarımızı da uzaktan, yakından ve hatta kalmışsa astigmatlarından da yine basit bir şekilde ömürlük olarak kurtarabiliyoruz. Kurtarabiliyorsunuz. Harika. Peki kalıcı akıllı torik lens ameliyatı nedir? Evet. Nasıl uygulanır? Evet. Torik lens de bizim astigmatı kurtaran lens demek. Torik'in anlamı o astigmatı kurtaran lens demek. Astigmat önemli bir kavram bizim için. Toplumun neredeyse %50'sinde 0.75'in üstünde astigmat var. 1.5'ün üstündeki astigmat oranı %20'ye yakın ve 0.50'nin üstünde bir astigmat, kurala aykırı bir astigmat bizim yaşam kalitemizi bozuyor. Görme düzeyimizi azaltıyor. O yüzden akıllı lens ameliyatlarında astigmatı düzeltmek çok önemli. Bu da yine yeni bir kavram. Akıllı lenslerde ilk nesil akıllı lenslerde astigmatı düzeltemiyorduk. Sadece uzakta miyopisi veya hipermetropisi veya yakın gözlüğü varsa düzeltiyorduk. Ama yeni nesil akıllı lenslerde artık yüksek derecelere kadar astigmatı da akıllı lens operasyonuyla premium akıllı lenslerle Yüksek dereceli astigmatları da ortadan kaldırabiliyoruz. Yani hem uzağı ortadan kaldırıyoruz, hem yakını, hem kataraktı, hem ara mesafeyi hem de hastanın astigmatını tedavi etmiş oluyoruz. Harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.